şey yapmazdan önceki son toplantıda da ibadet Avrupa'da 112 tüm çağrıların birleştirildiği, teklif ve düşünüldüğü bir sistem. Bu sistemin de ülkemizde uygulamaya başlamasıyla beraber 2003 yılında ilk başladı. Antalya ve Eskişehir dört ilde uygulama başladı. Bilal'e bugün itibariyle 25 il, 25 ilde acil çağrı merkezi oluşturuldu. Faaliyete geçti. Bunlar içerisinde biraz önce siz de aşağıda da gördünüz. 110 daha önce kullandığımız 112, 120, 155, 156, 177 gibi farklı numaraları tek bir numara indirerek gördüğünüz gibi tek bir merkezden hemen yan tarafta yönlendirmek suretiyle bir ön elemede geçtikten sonra yönetmek suretiyle ilgili kurum ve kuruluşa kurum ve kuruluşa da kendi ülkesindeki görevler çerçevesinde gerekse koordinasyon gerekiyorsa onu da burada sağlamak suretiyle ihbarlara, olaylara, bu taleplere buradan cevap veriyoruz. Ben öncelikle tüm kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde, kısa süreç içerisinde bu işbirliğini gerçekleştirdik. Burada ilk başlangıcımız 17 Kasım saat 11 itibariyle ilk itfaiyemizle başladık. Ve 2 Şubat'ta da Emniyet 155 ile beraber, birleşmesiyle beraber bizim şu an itibariyle numaralı çağrı merkezini oluşturduğumuzu tamamlamış olduk. Burada ekstra yaptığımız, biraz önce gördüğünüz gibi, emniyet ürünün çoğu ilde emniyet ürünümüzün içerisinde bulunan kent güvenlik sistemi genelde de ama bunu da burada oluşturduk. Yine bunun dışında daha önce sağlığı 112 diye bildiğimiz konu ve sağlık hizmetlerini sunan birimimizin merkezini de buraya taşıdık. Sonunda merkezi de buraya merkezi dahil oldu. Burada ilave şunu da yapacağız. Hemen arsamızın bitişinde üniversitemize ait. Sayın rektörümüze teşekkür ediyorum. AFAD merkezimizi de buraya kuracağız. AFAD'ın hizmet binasını da bu alanı oluşturacağız. Hemen bitişini. Arsa tahsisini rektörümüz yaptı. Bunun içerisinde müşteri kullanacağımız gördüğünüz kriz merkezi, müşteri kriz yönetim merkezi AFAD'a ayrıyeten yapacağız. Efendim burada kullandığımız müşteri alanları, müşteri testleri beraber kullanacağız. Oraya da 112 AFAD'la beraber üniversitemizin özellikle deprem araştırma merkeziyle ilgili ve arama kurtarma birliği de burada konuşulmuş olacak. Esas amacımız burada bu hizmetleri veren tüm kurum ve kuruluşlarımızın bir arada bulunması, hizmetin daha etkin, aktif ve seri bir şekilde verilmesi ve üniversitemizin özellikle deprem bölgesi olan ilimizle ilgili de araştırma merkezi ile beraber bize bilimsel manada da tüm bakımın konuşmalarımızı da üniversite hocalarımızın da vereceği katkı olacak. Bu katkıyı da değerlendirmek istiyoruz. Bu açıdan da bizim bu konuşlandığımız, kullandığımız bölge Kütahya içinde. Bundan sonraki süreçte de etkin bir şekilde inşallah hizmet verecek. Duamız herhangi bir afiyet olmamasıdır. Ama olduğu zaman da en seri bir şekilde olaya müdahale etmektir. Biraz önce gördünüz. Olayın alındığı andan itibaren olay yerine varış ve yetkilendirme ile ilgili her şey kayıt altında. Buradaki hizmetin etkin seri bir şekilde yürütülmesi için vatandaşlarımızdan bir talebimiz var. Bir, 112 acil çağrı merkezimize bundan sonra diğer numaralı yerine 112'nin kullanılması. Herkes tarafından bilinmesi, bilinmeyi sağlanması. İkincisi de bugün itibariyle istatistikleri de vereceğim size. Acil çağrı merkezlerine maalesef ne kadar itiraz etmiş de olsa bugün itibariyle
merkezindeki, il merkezindeki hariç ayrı merkezlerine yapılan müracaatların %75'i ilgisiz. Sadece %25'i ihtiyaç duyan ve bizim müdahale etmemiz gereken hususlar. Bu da tabii maalesef gereksiz zaman kaybına oluyor. Burada yeni sistemde bir avantajımız oldu. İlk gördüğünüz 112 bizim kendi kurumsal da çalışan, dağıtan merkezde çalışan arkadaşlarımız diğer ilgili kurumlara aktarmıyor. Yani biraz biliyordunuz sağlığın o yoğunluğunu gördük. O yoğunlukta bir de bunun dışında %75 gereksizler ulaşacak olsa gerekli olan insanın zaman ayırma imkanımız kalmadı hocam. Bunu ortadan kaldırdık. Bizim ilk müracaatı alan arkadaşlarımız adres sorma dahil olmak üzere. Buradaki talepleri sizlerle paylaşıyoruz. Bunda da bilmenizde yarar var. Çocuklar tarafından yapılan aramalar var oturdukları yerde. Bazen kısa numara öğrenmek için dahil arayanlar var. Cep telefonu için yanlış aradık diyenler var. Deneme amaçlı arayanlar var. Kötü niyetli amaçlı arayanlar var. Yani aklınıza gelen her türlü araba var. Orada farkınız bir tane deneme için yaptırmıştır. Ama bunu maalesef vatandaşlarımız zaman zaman diğer işimizi engelleyecek şekilde yoğun bir şekilde kullanıyor. %75 çok büyük rakam. Bunun için de bunun asgari düşünmesi için hep beraber çalışmamız gerekiyor. Bunun dışında acil çağrı merkezinin hizmete girmesiyle beraber orada da gördünüz. Araç takip sistemiyle beraber en yakın hangi kurulmuş varsa ve OBS sistemini de buraya kurmamız, GPS sistemini, kayıt sistemini de buraya kurmamızın sebebi de görüntülü ihtiyaç olduğu zaman burada olayın takip edilmesi. Burada bir şey daha var. Bu kent güvenlik sistemi, OBS sistemimizi de yeni yeniledik biliyorsunuz. Geçen geldiğimizde henüz tamamlamamıştık. Bunun için buraya aktarımı tamamlamamıştık, bitirmemiştik. Buradaki amacımız da daha önceki mevcut sistemin artık demode olması, kullanılamaz hale gelmesi ve ondan gerek adli gerek idari boyutta istifade edemememiz gibi. Ama bugün çok şükür bunu da kısa süre içerisinde gerçekleştirdik. Bunun kaynağı da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bize tavsiye edildi. Kısa süre içerisinde bunu gerçekleştirdik. Ve bugün itibariyle de sayede belki söylemedik ama ben güvenlik sistemi, müretim sistemi projesini yani MOBESE'de sizin toplam 46 noktamız var. 3 tane o PTS dediğimiz plak atanma sistemi vardı. Görüntüleme noktamız 43 tane şu anda. Hareketli kamera sayısı 41, sabit 67, toplamda 108 kamera var şu anda. Buna ilaveler yapılabiliyor. O imkan da var. Onun dışında da bizim jandarmamızın da PTS'leri var. İlimizin değişik yerlerinde. Buradaki amacımız şu, insanları takip için değil. Orada da gördüğünüz çalıntı araçlar, hırsızlık araçları, suç ve suça kaçmış kişi ve kurum araçların takipleriyle ilgili hem idari hem adli açıdan çok önem arz eden kayıtlar, bunları da içerimize dair olmamızı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu da elimizdeki imkanlar nispetinde. Biraz önce orada rakamları söyledim, şeyleri gördünüz. Kayıp plaka ayın 3'ünden 10'una kadar bu ay. Kayıp plaka 7566 gözüküyor. Çalıntı kaydı olmayanlar 723 vakalıkta. Çalıntı kaydı çıkanlar, plaka çalıntı olanlar 207. Araç çalıntı olanlar 66 tane. Bu sistem sayesinde bunları görebiliyorsunuz, yakalayabiliyorsunuz. Araç trafikten men 61 tane. Toplam araç sayısı 331.739. Bu arada elimizdeki 2015 Kasım ayı son itibariyle de elimize trafiğe tescilli araç sayımız da 191.997. Bu her geçen gün artan bir rakam. Sayın Başkanımız da burada ne kadar yolda yapsanız, genişletseniz de trafiğe çıkan araç her gün, her ay
artan bir oranda gidiyor. Kişi başına düşen ara sayısı da Türkiye'de en yüksek illerden bir tanesiyiz. Yüksek bir rakam. Ben o açıdan araç kullananların da biraz ötürü anlatıyoruz. Dikkatli davranmasını özellikle istirham ediyoruz. Çağrı merkeziyle istatistikler vermeye çalışacağım. Bu %75 nereden bulduk? Toplam 17 Kasım 30 Kasım arasında aldığımız toplam çağrı 695. Bunları aktardığımız 169. Yani %75 gereksiz arama var. 1 Aralık 31 Aralık itibariyle de aldığımız çağrı 30.073, kurumlara aktarılan 7.610 bir ayda. Yine %75 ortalama gereksiz arama var. 31 Ocak'ta aldığımız toplam çağrı 47.333. Kurumlara aktarılan 11.799. Yine gereksiz arama %75 ortalaması. 155 bu sisteme dahil değil. 155 Kasım'dan itibaren yaptığımız için kayıtlar için yok. Daha bu sayılar daha da artacak. Yani merkezin aldığı çağrı sayısı daha da artacak. Ben tekrar arkadaşlarımızın gerek kendilerini, gerekse çocukların zor ilgileri, güvenliği çağrı numarası, gereksiz yere aramamaları, gereksiz yere meşruiyet vermeleri, çünkü çok daha acil müdahale etmemiz gereken olay olabilir. Bunda gecikme olursa, çünkü burada bizim müdahale ettiğimiz tüm olaylar, gördüğünüz bir dakika kaza çok şükür, can kaybı yok, yaralama da yoktu. Bunda yaralama da yoktu. Bizim başka bir telefon çağrısıyla geciktiğimiz her saniye, orada bizde yardım bekleyen insanların mağdur olmasına sebep oluyor. Buna özellikle hassasiyet göstermemizi ben buradan tekrar